Şimdi bu teklif bilindiği üzere 1 Aralık'ta meclise gelmiş ve doktorlarımız bakımından, sağlık çalışanları bakımından bir bölümü genel kurulda da yasalaşmış idi. Sonra Sayın Bakan bu 1 Aralık'ta oldu, 3 Aralık'ta geri geldi. Dedi ki ya biz bunu tabip dışı çalışanlar için de yapacağız. Cuma günü meclisi açalım mı? Evet açalım dedik. Bir yaraya merhem olacaksa elbette hazırız dedik. Cuma günü meclisi açtık. Teknik kadro geldi, dediler ki biz vazgeçtik. Yapmayın etmeyin, sağlıkçılar zorda darda dinletemedik. Şimdi yeni bir teklif gelmiş, üzülerek görüyoruz ki 1 Aralık'taki teklifin çok gerisinde. Hem doktorlarımız, hemşirelerimiz bakımından, hep tabip dışı personel bakımından 1 Aralık'ta kamuoyuyla paylaşılan ve kısmen genel kurulda kabul edildikten sonra komisyona geri çekilen taahhüdün, vaadin çok gerisinde bir teklif var. Bu kabul edilemez. Bunu doğru bulmuyoruz. Türkiye'de sağlık sektöründe, sağlık alanında vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya. Bunun en temel sebeplerinden biri tabii tıbbi cihaz eksiği vesaire var ama asıl sebebin yeterli uzman doktorun bulunamaması olarak hepimiz biliyor ve görüyoruz. Küçük bir örnek vermek isterim. Tabii daha önce doktorlarımız için giderlerse gitsin diyenler şimdiye kadar niye gitmemiş bunlar mealinde bir teklifi bugün genel kurula komisyona getirmişler. İnşallah komisyonda akıl galip gelir de 1 Aralık'taki teklifin daha altında olmayan bir öneri olgunlaşır ve plan bütçeye getirilir. Ama Sayın Başkan, bizler milletvekilleri olarak en güzel sağlık hizmetini alıyoruz, almalıyız da buna bir itirazımız yok. Sizin, bizim, hepimizin. Fakat şunu doğru Ankara'nın Merkez Çankaya'sında oturan bir vatandaşımız randevu sistemine giriyor. Örneğin dahiliyeden randevu muayene talebi var. Vatandaşımız nereye yönlendiriliyor biliyor musunuz Sayın Başkanım? Haymana'ya. Ya da Altındağ'dan bir vatandaşımız sisteme giriyor. Vatandaşımız Polatlı'ya yönlendiriliyor. Bu nasıl bir garip tablodur? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bunun tabii bir sebebi var. Hekimler göçü var. Kavimler göçü bitti bu topraklarda. Hekimler göçü başladı. Türkiye'de doktorlarımızı tutamıyoruz. Ve Türkiye'de bugün itibariyle çıksın Sağlık Bakanlığı söylesin. Hiç genel cerrah olmayan, bir tek bile genel cerrah olmayan vilayetimiz var. Uludağ, Bursa Uludağ Üniversite Hastanesi'nde çocuk onkolojisi kapatılmış. Uzman doktor yok diye. Sayın Başkan, takdir edersiniz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak toplumun özellikle de sağlık devam edin. Sizlikleri ve eksikleri gündeme getirmek bizim en temel görevimizdir. Sağlık Komisyonu'na, Plan Bütçe Komisyonu'na ve çoğunluk grubuna sesleniyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen bu teklif 1 Aralık'ta gelen teklifin çok gerisindedir. Lütfen bu teklifi en azından 1 Aralık'ta gelen teklif noktasına getiriniz. Yoksa sağlık çalışanları ve doktorlarımız yeni ve büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaklar. Bunun altını çizmek isterim. Bir de bugün hükümet açıklama yaptı. Dün bugün kira artışları 2023 Temmuz'una kadar %25'te sınırlandırıldı. Benim bildiğim Türkiye'de savaş kararını almak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işidir. Ve böyle işler ülke savaş halindeyken olur. Mesela 2. Dünya Savaşı'nda bir milli koruma kanunu çıkarıldı ve belli tedbirler alındı. Fiyatlarla ilgili belli yasal müdahaleler. Açalım mikrofonu. Şimdi hükümet 20 senelik beton ekonomisinin iflasını bu teklifle belgeliyor. Yabancılara konut satışından dolayı konut fiyatlarındaki artışın sebebi olarak ortaya çıkan yeni ve bu vahim durumu, millet zorda ve darda, kiracı da zorda ve darda, konut sahibi de zorda ve darda. Ama bunun bir tane sorumlusu var, hükümet. Şimdi vay efendim, ben %25'i üstünde kira artışını yapılmasını engelleyecek bir yasal düzenlemeyi meclise getireyim. Ya kardeşim, getir de bu kayıt dışılığı arttırmaktan başka hiçbir şeye yaramaz. Kiracı ev sahibi ilişkisi bakımından bu kayıt dışı bir ilişkiye yol açar. Bu ne kiracıyı kurtarır ne konut sahibini kurtarır. Buradan yürütmeye eğer bir fiyat sabitlemesi yapacaksa Sayın Başkan, elektrikte, doğalgazda, efendim benzin ve mazotta bir fiyat sabitlemesi yapsınlar. Bakın kiracı ev
Açalım mikrofonu. Geldiğinden sona erer. Beyefendi kendi belirlediği fiyatları sınırsızca yükseltirken kiracı ev sahibi bakımından kanunla bir düzenleme yapmaya çalışıyor. Bu illa yapılmasın demeyiz ama bu sorunu çözmez. Bu sadece kayıt dışı ilişkileri arttırır. Bunun yerine çözüm elektrik başta, doğalgaz başta, benzin, mazot başta olmak üzere ve temel gıda başta olmak üzere bunların fiyatlarını ister kanunla ister yönetmelikle sabitlemektir. Milletin aklıyla alay etmeyin diyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Turan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün 8 Haziran alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimizin miladi olarak vefatının yıl dönümü. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüşle ben olsaydım duasıyla Hazreti Peygamberimize salat ve selam gönderiyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dün Ankara'da kısa süreli bir yağış oldu. Ne yazık ki bu yağış hemen sele dönüştü ve birçok vatandaşımız ciddi mağduriyetler yaşadı. Yolda kalan araçlar, mağdur kalan vatandaşlarımız, ölümden dönenlerimiz çok büyük bir bedel ödendi. Sağanak yağış biraz daha devam etse, yıllardır bir ironiyle beraber ifade edilen, şakayla söylenen Ankara'ya deniz getirme vaadi neredeyse gerçek olacaktı. Belediyecilik gönül işidir, böyle olmalıdır. Hadi mazgalları temizleyemediniz, hadi gerekli tedbirleri alamadınız. Hiç olmazsa yağmur dinince çıkın da vatandaşa geçmiş olsun deyin de Ankara'nın başkanı var mı yok mu herkes görsün Sayın Başkan. Tekrar tüm Ankaralı kardeşlerim.